Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Haftanın ilk gününde yine birlikteyiz. Haftanın ilk günü ama ne olduysa hafta sonu oldu. Biliyorsunuz genelde bizde kararlar ya gece yarısı veriliyor ya da hafta sonu veriliyor. Bu sefer hep kur korumalıyı burada konuşuyorduk. Maliyetlerinden bahsediyorduk. Murat Bey servet transferi diyordu aslında bu işe biraz da. Şimdi Merkez Bankası yeni bir karar aldı. Kur korumalı payına sınırlama getirildi. TL mevduatına teşvik adımları atıldığı söyleniyor. Peki bu her şeyi nasıl etkileyecek? Kur korumalı kararı doları, altını, konutu nasıl etkileyecek? Kur korumalı müşterisi %25 faizle TL mevduattan dönüştürebilmek mümkün mü? Hepsini değerlendireceğiz. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar Ebru. Hafta içinde bir şey olmuyor. Ne oluyorsa hafta sonunda oluyor. Gece yarıları oluyor. Bunlar mesai saatleri dışında çalışmayı seviyorlar. Evet, aynen öyle. Peki ne diyeceksiniz bu karar için? Yani çok uzun süredir aslında kur korumalıyı konuşuyorduk. Nasıl dönüştürebilecekler, ne yapacaklar diye bakıyorduk. İşte yine hafta sonu böyle bir karar geldi. Yankıları ne olacaktır, ne dersiniz? Vallahi şu Aliyev'in Karabağ Savaşı'nda saldırıp sopa yiyen Paşinyan'a sorduğu bir şey var ya, ne oldu Paşinyan diye, ben de öyle diyeceğim. Ne oldu Paşinyan? Biz bu işin saçma olduğunu söylemiştik. Kamu üzerine aşırı bir yük getireceğini, aşırı bir baskı getireceğini ve bir işe yaramayacağını da söylemiştik. Bunu çıkardılar. Milyarlarca doları rezervi yaktılar. Ele güne muhtaç hale geldiler. Üstelik kurlar arttı, enflasyon arttı, rezerv kalmadı. Eksi 50-60 milyar dolara düştü. Şimdi akılları başlarına geldi. Dönmeye çalışıyorlar ama dönmeye çalışırken de yanlış yöntemle dönmeye çalışıyorlar. Bak Ebru, çok net söyleyeyim. Bu işten dönmenin bir tek yolu vardır. Nasıl bu işi bir işte şeyle yaptılar, hükümet kararıyla yaptılar. Diyeceklerdi ki arkadaş, biz şeydeki kur korumalıdaki herkese hesaplarının karşılığında kur korumalı mevduatı kapatıyoruz. Hesaplarının karşılığında bunlara bir süper bono veriyoruz. Yani enflasyon hesabı artı işte %5, %10 neyse faiz olan bir süper bono vereceğiz. Enflasyonda vallahi billahi düzgün ölçeceğiz. Eğer buna güvendirir, yani bunu açıklar, böyle bir şey söylerler ve bir güven oluştururlarsa kur korumalıdan dövize kaymadan bir çıkış olabilirdi. Ama şimdi hazır millet tam da böyle dövizden para kazanmış kur korumalıdan. Sen bu adama çık götür paranı %20 ile mevduata yatır dersen, adam ben aptal mıyım, ben ahmak mıyım, bana hakaret mi ediyorsun sen diye sorar. Götürür parasını dövize, altına yatırır. Daha da kötüsü, bunlar bunu yaptılar. Yarın benim paramı da deve ederler, banka hesaplarıma bir şey olur der. Onu da efektif olarak alır, kasaya kaldırır. Hani yastık aldı dediğimiz şey. Dolayısıyla bunun sadece 20 milyar dolarlık bir kısmı, bak 120 milyar dolarlık kur korumalı mevduat var. 20 milyarlık bir kısmı şeye kayarsa, dövize kayarsa, dövizde böyle 30'u 40'ı falan çok rahat görürüz. Tamam mı? Evet. Bak bu kadar net söylüyorum. Dediğiniz rakamlar da aslında kayabilecek rakamlar da çok makul rakamlar. Yani tabii yani aslında makul veya kötümser örnek de değil. Şimdi kendini düşün, kur korumalı mevduatın var. Son dönemde döviz artmış, güzel para yapmışsın. Allah bin bereket versin demişsin. Hükümet sana derse veya banka. Çünkü hükümet de bir şey demiyor. Topu bankaya diyor. Banka diyor ki sen müşterini ikna etmezsen sana düşük faizli tahvil satacağım. Yani sen de zarar yazarsın. Şimdi burada banka yüksek faiz önermek zorunda kalacak. Banka yüksek faiz önerdi mi o parayı kime satacak? Dolayısıyla banka o işten vazgeçebilir. Vatandaşı al kur korumalı paranı, ne yaparsan yap diyebilir. Vatandaşları bununla gidip döviz alabilir. Ki en makul vatandaş böyle yapar zaten. Yani dediğim gibi Merkez Bankası Başkanı %60 enflasyon diyor. Tarihi bir gerçeklikti. Bizim Merkez Bankası hiçbir dediği hedefi tutturamaz. %60 diyorsa sen o %160 olabilecek diye düşüneceksin. Şimdi faiz belirlerken veya bir faiz üzerinde anlaşırken gelecekteki enflasyonun ne olacağı çok önemli. Yani enflasyon %300 ise sen %200 faiz bile versen zarar edersin. Dolayısıyla şey çok önemlidir. Enflasyon oranı çok önemlidir. Gelecekte ne kadar enflasyon yaratacağına dair halkı ikna etmen lazım. Eğer halkı bu konuda ikna edemiyorsan, halk kendini enflasyona karşı korumada iki tane sağlam rotası vardır. Bir tanesi enflasyonu daha az olan dolar, euro, sterlin gibi para birimlerine geçer ki Türkiye'de bu çok kolay. Evet. İki, altın alır.
Ve yastık eğer bunlara geçmiyorsa, bunları tabii hep yastık altı yapar. Çünkü hükümetin ne yapacağını bir defa güvenmezse ya da benim paramı yarın bankada el koyar. İşte 1 milyon dolarım vardır. Ayda 10 bin dolardan fazla çekemezsin diyebilir. Bunu gördük işte küçük ülkede, Rusya'da gördük. Dolayısıyla bu güveni de kaybettikleri zaman müthiş bir efektif döviz talebi olur ve kurlar müthiş bir noktaya gider. Bu güveni sağlayacak imkanları da yok. Her diğer taraftan parasını çeker, iyice değerlenmiştir. O parayı da konuta ve arsaya yönlendirir. Bu sefer konut ve arsa fiyatları uçar gider. Yani ikisi birden hem döviz hem konut fiyatları uçar gider. Ve zaten ortadaki o derin barınma krizi, insanlar kiralarını ödeyemiyorlar, insanlar bir ev alamıyorlar, bir araba alamıyorlar. Müthiş bir artış olur. Ülke daha da yok yoksul olur. Dar gelirler daha da zor durumda kalır. Yaptıkları çok yanlış bir iş. Yani yanlış bir adım attılar, o yanlıştan dönmek de zor. Bir kere doğru yapacağına dair bir güven oluşması lazım. Şu andaki sistemle de güven oluşturmak mümkün değil. Peki konut dediniz de Şenol Babuşçu bugün bir tweet atmıştı. Eylül ayında açıklanması beklenen yeni bir düzenleme konut kredileriyle ilgili. Kamu bankaları aylık %1,20 faizli ve 15 yıl vadeli konut kredisi kampanyası başlatacak dedi. Böyle bir iddiası var. Peki bu hayata geçirilir mi? Böyle bir kredi çıkar mı? Velev ki çıktı, çıkarsa konut fiyatları ne olur? Şimdi bir kere bu kadar yüksek enflasyon oranında aylık 1,26 faizle birine para verirsen bu bir servet transferi. Yani milyonlardan alıp milyonerlere veriyorsun. Çünkü sen konut kredisini bu kadar düşük faizle versen bile bugün ortalama bir konut 3-4 milyon lira. 3-4 milyon lirayı 15 yılda geriye ödeyebilmek için hemen hesabını yapayım burada taze taze sıcak sıcak bir saniye açıyorum. 3 milyon lira desen hiç faizi olmasa bölü 120 ay dediğimiz zaman ayda 25 bin lira taksit ödemen lazım. Ayda 25 bin lira bak hiç faizi maizi yok. Bu faizle falan birlikte neresinden baksan 30-35 bin lirayı bulur. Peki ayda 25-30 bin lira konut taksitini kim ödeyebilir? Bu seviyede gelir olanlar zaten konutu monutu olan insanlardır. Evet. Ve paraları vardır. Bu onlara enflasyonun altında faizle servet aktarmaktır. Bak enflasyonun bedelini halkın tamamı öder, kamu öder. Bu tip olaylarda enflasyonun karını bir avuç azınlık yapar. Kur korumalı mevduatta da öyle oldu. Milyonlardan aldılar, milyonerlere dağıttılar. Şimdi ne yaptık, biz nasıl döneceğiz diye düşünüyorlar. Yani kuyuya taş atmak çok kolay bir iştir. Tutarsın koca bir kayayı kuyuya atarsın ama o kayayı oradan çıkarmak zor iştir. Peki Murat Bey, izleyicilerimizin arasında da kur korumalıda olanlar mutlaka vardır. Kur korumalıda olan izleyicilerimiz varsa onlar yazsınlar, peki bundan sonra nereye gidecekler kur korumalıdan? Evet, bu güzel soru. Kur korumalıdan çıkarsa veya kur korumalı yasaklanırsa ne yaparsınız? Yazın aşağıya, şey yapalım, faydası olur. Biz de, biz de halkın nabzını tutmuş oluruz. Evet. Evet, kesinlikle öyle. Peki Perşembe günü de faiz kararı var. Evet, faiz kararı açıklansın. Hatta Bayram Bey'le beraber bir program yapalım. Son Söz için yaparız. Son Söz evet. için Son Söz TV'de. Ya bizim Son Söz TV'ye de biraz destek atılması lazım. Yani bağımsız medyayı yaşatmanız lazım arkadaşlar. Bakın bu pahalılıkta gazetelerin yaşaması, televizyonun, YouTube kanallarının yaşaması kolay değil. Burada bir sürü insan da çalışıyor. Son Söz tabii bir resmi gazete aynı zamanda. Hem gazetemizi lütfen ziyaret edin. Orada da evet, güzel şeyler yazıyoruz. Haberlere oradan yazabilirsiniz. Ebru çok güzel yazılar yazıyor. Teşekkür ederim. Hem de YouTube kanalımızda seyreder ve abone olursanız bizi çok mutlu eder. Kesinlikle, kesinlikle. Yani bizlere destek vereceksiniz. Bakın yaptığımız şey, bizim karnemiz ortada. Biz Merkez Bankası'na benzemiyoruz. TÜİK'e benzemiyoruz. Bugüne kadar herhalde 3 yıl oldu mu Ebru biz yayın yapalı? Hemen hemen evet. 3 yıldır deyip de olmadığı şey çok az oldu, olmamıştır diyemem. Ama öngörülerimizin hepsi tuttu ve bizi dinleyen herkes de parasını, varlığını korudu. Doğru mu? Evet doğru. Onun için bizim sizden istediğimiz tek şey bizi biraz destekleyin, takip edin. Para pul istemiyoruz ama şöyle bir beğeni, bir takip hem Son Söz gazetesi için hem Son Söz TV YouTube kanalı için bize moral motivasyon verecektir.
Biz de gerçekleri size ulaştırmaya devam edeceğiz. Önümüzde inanılmaz fırtınalı bir dönem var. Tarihin gördüğü en büyük buhranlardan birinin içinden geçiyoruz. Yani biz de işte naçizane orada bir deniz feneri gibi riskli alanları size göstermeye çalışıyoruz. Bu bizim, bu memleket bizi yetiştirdi. En iyi okullarda okuttu. Bizim zamanımızda okuduğumuz okullar, Türkiye gibi okullar çok iyi okuttu. Çok iyi hocalardan parasız eğitim aldık. Evet. Bizim halkımıza ve devletimize ödememiz gereken bir borcumuz olduğunu düşünüyoruz. Bu borcu da böyle ödüyoruz. Yani bu bir aydın ahlakı. Peki o zaman son olarak tekrar ben bir döneyim. Perşembe günü faiz kararı var. Gerçi Abdülkadir Selvi yine bir şeyler söylemiş galiba ama bu sefer... Selvi ne dediyse doğrudur. Bu sefer oran vermemiş. Bakalım o zaman izleyip mi göreceğiz Perşembe günkü kararı? Yani şöyle Ebru, asıl ilk ikisi, yani ilk faiz ve ikinci faiz önemliydi. Onlarda böyle bir şok tedavisi olması gerekiyordu. Olmadı. Mutedil bir yükseliş oldu ama enflasyon %60 olacak diyen bir Merkez Bankası Başkanı'nın faizleri %20'lerde tutması, 20'de tutması mantıksızdır. Evet. Samimiyetsizdir. Peki. O zaman bugün de böyle noktayı koyalım. Bu hafta yine oldukça hareketli bir hafta olacak ekonomi adına. Hepsini değerlendirmek için biz yine burada olacağız. Çok teşekkür ediyorum hem size hem de değerli izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere.